yağlamış burada. Biraz normalde 100 derece ama çok sıkıntı olacak şu bebeği. Siyah eldiven. Evet. %100 karbonhidrat yok. Ya evet, yani kuruluş olarak gidiyor. Tamamen şeye dönüşüyor. Tamam, ketojenik işte. Biz kullandık. Ercan Hoca'nın da... Evet, evet. Sos olarak da kullanıyor. Kokusu var mı? Çok kötü, çok güzel bir yağ yani. Kızartma falan yapanlar var yani. Kullanınca ağrı kesici etkisi var yani. Kendinizle elle. Bunlarla... Bekletmeden bunu vermezler mesela. Cilt bakım ürünü olarak maske, peeling onlarda da. Kozmetik sektörü değil ama daha çok böyle hem bakım olarak. Başka firmaya üretmiştik. Şu anda artık kendimiz üretiyoruz. Üniversite logosu, üniversite şeyi. Tamamen güzel olmuş. Evet. Yani öbür türlü bir şekilde hep şey çıkıyor. Yani el yer tutuyor. Çok yolladım. Kullandım, mı kullanıyor bilmiyorum. Bunun ilk halinde o. Patentini, hem uluslararası patentini almış olarak süreç içerisinde de gıda takviyesi olma sürecinde de devam etmekteydi. Bu süreç bugün artık hizmete sunuldu. Süreç içerisinde de yakında şimdilik bizim en güzel ürünümüz, meyvemiz. Çünkü Malatya'nın olması dışında uluslararası alanda da yapılan çalışmaların bir nevi göstergesi. Çünkü akademik çalışmaların yansıması bu tarz ürünlerle daha da farklı bir boyuta gelmiş oluyor. Bu micro encapsulation işlemi de yapıldı. Bu işlemde kontrollü salınım sağlamış oluyor. Bunun da böyle bir özelliği var. Zehirsizleştirme etkisi yapılıyor. Bildiğiniz üzere acı kayısı çekirdeğinde siyanür maddesinin var olduğunu düşünerek insanlar bunu farklı algılayabilirler. Ama biz bunu tamamen siyanürsüzleştirerek içerisindeki aktif antioksidan dediğimiz sağlığa faydalı kısmını bir nevi topluma hem stresi önleme, kanseri önleme, var olan kanserin ileri süreçte tedavisi ve yine bunların her birinin gıda takviyesi olarak verilmesiyle ilgili obezitede yaptığımız çalışma sonuçları da uluslararası olarak yayınlandı. Kayısır ismini nereden bulduk? Uzun vadede çalışma sonrası bir nevi kayısının kendi içerisindeki maddelerin antioksidan olarak verilmesiyle çok ayrı bir boyut oluşturmaktı. Türk Patent Enstitüsü hocamız destek verdi bu anlamda ilk patentin alınma sürecinde. Marka tescilini yaptırdık. İnşallah süreç içerisinde tüm Türkiye'ye ve uluslararası anlamda da yapılan patent süreçlerinin tamamlanmasından sonra ciddi anlamda da şimdiden talep var. İnşallah yakın zamanda herkese ulaştırmak üzere sunuyoruz. Yapılan akademik makalelerin, bilimsel çalışmaların Turgut Özal Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak da hani uluslararası boyutta da görünmesi açısından çok ciddi bir emeğin ürünüdür. İnşallah hem sağlığa hem de diğer taraftan gıda takviyesi olarak yaşlandırmayı geciktirici etkileriyle cilt bakım ürünleri gibi ürünleri de çıkacak bizim. Acı kayısı çekirdeğinin diğer taraftan yağı masaj etkileriyle de hizmete sunulacak. Gelirleri tamamen ticari bir amaç asla gütmüyor. Tamamen gelirleri üniversitemiz öğrencilerine burs olarak verilmek üzere de süreci takip etmekteyiz. Kayısının çekirdeğinin hem yağını ayırıyor değerli hocam hem de oradaki diğer ürünü de ilaç olarak piyasaya sunuyor. Ve en önemlisi de burada herhangi bir kazanç değil de tamamen elde edilen geliri de yine eğitimde kullanılmak üzere de bir hedef tutturmuşlar. Ben tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Malatya deyince akla tabii ki kayısı geliyor doğal olarak. Kayısı Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili yapılmış olan, aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nda da tescili olan bir önemli bir coğrafi işaretli ürünümüz. Ama bugün burada şunu gördük ve ben bu anlamda sayın hocamı, rektörümü ve bu alanda yapılan çalışmalardan dolayı tebrik etmek istiyorum.
Türkiye olarak konuştuğumuz en temel konu katma değerli üretim, katma değeri yüksek ürünler üretmek, daha fazla para kazanmak. Ve Malatya o açıdan kayısıya baktığımız zaman önemli bir ürün olmasına rağmen hiç kuşkusuz sadece ürünün kurutulması, satılması ile elde edilen gelir sınırlı kalıyor. Bugün burada örneğini gördüğümüz inovasyon yaparak örnek olarak bu şekilde sağlıkla ilgili, kanserle ilgili hocam araştırmalarını yapıyor. Patentli ürünlere bunu dönüştürerek birim kilogramdan çok daha fazla katma değer yaratmak mümkün. Ben bu çalışmaların bundan sonra yine Türk Patent ve Marka Kurumu olarak yeni patent başvurularıyla her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Aynı şekilde markalaşma çalışması da çok güzel gidiyor. İnşallah bu çalışmalar hem daha çok genç olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne önemli katkılar sağlayacağını, güzel bir başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Thank you.